Ben de mesela çalışmayana vermezdim not. Hiç çalışmamış, son gün gelmiş benden. Aydın ya. Diyor ki diğer notları alabilirim. Yok ya. Ay, bunun altındaki ekmek de. Ama yemeyeyim ben bunu. Çünkü çok yağlı. Burayı keserim. Çok güzel. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir mukbang videosu çekiyorum. Ve mukbangımızın konusu üniversite hayatım. Bize eşlik edecek olan yemeği de henüz sipariş vermedim. Aydın ya. İç pilavı. İç pilavı eşliğinde içimi döktüm. Güzel. Yanında da kaşarlı köfte söyleyeyim. Yemek gelene kadar da biraz sohbet edelim. Üniversite hayatımdan bahsetmeden önce nasıl kazandığımla ilgili de çok fazla soru alıyorum. Bununla ilgili ayrı bir video çekelim isterseniz ama basitçe bahsetmem gerekirse ben 9, 10, 11. sınıfta çok detaylı çalıştım. Ama bir anda ne olduysa oldu, ben 12. sınıfın başında panik atak yaşamaya başladım. Dershaneye gidemedim, okul devamsızlıklarım arttı. Aslında o dönemde beni en iyi kurtaracak şey özel ders almaktı ama bunun için yeterli maddi imkanım da yoktu. Evde kendiniz çalıştığınız zaman tamam, bir şeyleri hallediyorsunuz ama aklınıza bir şey takılıyor, birine özellikle sormak istiyorsunuz ve özel ders alan biriyle aranızda bir fırsat eşitsizliği doğuyor. Bugün de size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamayı özellikle size tavsiye etmek istedim çünkü az önce bahsettiğim bu fırsat eşitsizliğine çok güzel bir çözüm sunuyor. Adı Kunduz. Kunduz'da olay şöyle işliyor. Diyelim ki evdesiniz, ders çalışıyorsunuz ve bir soruyu yapamadınız. Hemen sonra fotoğrafını çekiyorsunuz, Kunduz'a yüklüyorsunuz. 10-15 dakika içerisinde %90'ı profesyonellerden, %10'u da hazırlandığınız sınavlarda derece yapmış insanlardan oluşan bir ekip sorunuza %100 çözüm sağlıyor ve size gönderiyorlar. Ve bunu 7-24 yapıyorlar. Yani en basitinden ben zamanında gece çalışan biriydim ve aklıma bir şey takılınca bir sonraki soruya geçmekte, adapte olmakta çok zorlanıyordum. Ki bu bile dikkat dağıtıcı bir şey, motivasyon düşüren bir şey. Uygulama içerisinde aynı zamanda soru bankası kısmı var ve 12 dersten istediğiniz konuyu seçerek ilgili soruların detaylı çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir sorumuz var. X ve Y tam sayılardır. 5x eksi 3y eşittir 31 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Ney? Sekiz kere beş, 40. 3 kere 3, 9, 11. Cevap 11. Evet, öyleymiş. Hay, bir an yapamayacağımı zannettim. Ben liseden mezun olalı 9 yıl oldu. Yargılamayın beni. Aşağıya açıklama kutusuna bir indirme linki bırakacağım. Doktor Aydın 20 kodunu kullanarak 20 TL kazanabileceksiniz. Gerçekten gönül bağı kurmuş olduğum bu uygulama. O yüzden de elimden geldiğince fazla kişiye ulaştırmak istiyorum. App Store'dan ya da Google Play Store'dan. Hangisinden indiriyorsanız. İndirirken Doktor Aydın'dan geldiğimi yazanlar arasından da bir kişiye benim özel bir sürprizim olacak. Eğer hazırsanız yemek geldiğinde başlayalım. Aa, köftenin yanında pilav geliyormuş ya. Ha, bir kaşık geliyormuş. İyi ki de istedim yani. Yiğidi de öldür, köftesini ye. İç pilav da hoş. Uf, bu da çok zararlı aslında, yağlı ekmek ama. Şöyle bir dürümle başlamak istiyorum. Aa, içecek yok. Şu su yazan bardakta da yani su dışında her şeyi içtim. Öncelikle ben zaten tıp fakültesinde babam beyin tümöründen vefat ettiği için yazmıştım. Ama şu anda tıp yazanlara bakıyorum, yani çoğunluğu aile baskısıyla gelmiş. Yani biraz garanti meslek olarak bakılıyor toplumda. O yüzden de çocuklar zorla sanki sağlık sektörüne itiliyormuş gibi geliyor. Ailelerin de suçu yok. Çevre böyle bir baskı uyguluyor. Ama yani Ayten teyzenin, amcasının, hörekesinin dedesi de sizin hayatınızı bilmiyor. Bu sizin hayatınız. Tabii ki başkalarından da fikir alabilirsiniz. Sizden daha deneyimli olanlardan ama... Bu sefer de çatal getirmemişim. Sadece fikir alın. O fikirlerin hiçbirini uygulamak zorunda değilsiniz. Ayy, Allah'tan yıkamıştım ha. Yani benim zamanımda da gerçi tıp fakültesine gittiğimde fark etmiştim. Birçok kişi garanti meslek diye gelmişti tıp fakültesine. Yani eğer meslekten beklediğiniz garanti meslek olsun, para kazanayım, geçimimi rahat sağlayayım falansa, evet, Türkiye şartlarında iyi bir para kazanacaksınız eğer doktor olursanız. 6 yıl çekelim cefasını, sonra sürelim sefasını diyorsanız işte bu noktada yanılıyorsunuz. Çünkü bitmiyor yani. Uzmanlık sınavıdır. Pratisyen kalsanız zaten pratisyenlik biçili yani. Oradan oraya sürebilirler sizi. Ben bu konuda şanslıyım yani. İyi bir yere atandım. Bir de zaten sadece para için yapılabilecek bir meslek olma... Ne? Ne? Anne? 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 İnşallah başınıza bir şey gelmemiştir.
Sadece para için zaten yapacaksanız siz 6 yıl nerede çalışsanız zaten paraya para demezsiniz. 6 yıl bir bölüme bütün özverinizi zaten verdiğinizde o bölümde başarılı olmama şansınız yok. Derece yapmama şansınız yok. Ha şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben daha kolay bir fakülteye gidersem rehavete kapılırım. Ders çalışmam. Bu sefer de iş bulma sıkıntısı çekerim. Ha bu arada derece yapıp iş bulma sıkıntısı çekenler de var Türkiye'de ama daha ilk yıldan özveriyle çalışıp elinden geleni yapıp şu anda benim 2 katım 3 katım maaş alan arkadaşlar var diğer bölümlerde. O yüzden de paraya göre bölüm seçmeyin ve bunlar çok değişen şeyler. Belki birkaç yıl sonra doktorlar da KPSS'ye girmeye başlayacak. Yani bunun olmayacağının garantisini kimse veremez size. Çok basit bir örnek vereyim mesela. Tıp fakültesinden mezun olanlar da bir ara kadın doğumu acayip tercih ediyorlardı. Of para var diye. Şimdi barajı geçen herkes girebiliyor kadın doğuma. Kadın doğumu puanı aşırı düştü. Yani bugün iyi para kazanıyor diye bir mesleğe girerseniz ve o meslekten tek beklentiniz paraysa para kazanamadığınız anda mutsuz olursunuz, umutsuzluğa düşersiniz. Bir ömür yapmak zorunda olduğunuz bir mesleğe mahkum olursunuz. Kimseyle buruşmayacağım, soğan yedim. İç pilavın içinde de şan fıstığı var, kuş üzümü, tarçın, karabiber. Üniversitede teorik sınavlar zor muydu? Vallahi hocalar ellerinden geleni yapıyorlardı. Çünkü zaten kendi okulunda derece yapıp gelmiş bu insanlar. Ama ben lisedeki kadar zorlanmıyordum. Çünkü liseden nefret ediyordum. Öğrenciler de zaten bu sistemi zorlaştırıyordu. Bizde çan eğrisi olmadığı halde millet birbirine düşüyordu ya. Nasıl hırslılar ama, görmeniz lazım. Ben de mesela çalışmayana vermezdim not. Hiç çalışmamış, son gün gelmiş benden. Aynen ya. Diyor ki ben notları alabilirim. Yok ya. Ama mesela şunu da anlamıyordum. Adam başkasından not almış, el alemden aldığı notu, el alemden hatta çaldığı, çarptığı notu senden esirgiyor. Yani hırstan kafayı yemiş olanlar vardı. Allah. Ben de ilk 3 yıl hırslıydım. Yatay geçiş yapmak istiyordum. Rize Üniversitesi'ndeydim. Aydınan'dan Menderes'e geçiş yapmak istiyordum. Hırslıydım. Ama yani hırsım kendimeydi. Kimse zarar görsün diye uğraşmıyordum. Ay, bunun altındaki ekmek de... Ama yemeyeyim ben bunu. Çünkü çok yağlı. Burayı keserim. Çok güzel. Bu arada yememe içmeme dikkat etmeye başladım arkadaşlar. Haftada bir kendimi ödüllendiriyorum. O anda da video çekiyorum. Allah çarpıldı yalan söylerken. Ne oluyor ya, herkes aramak için video çekmemi mi bekledi? Alo. 15 dakikaya bitiyor videom. Ha aynen. Ümitköy'e gelirim ben. Kimseyle buluşmayacağım, soğan yedim. Ben gelmeden önce ufak bir şeyler atıştırmış olacağım, hani yemek yemeyebilirim. Tamam, hadi bye bye. Mesela şu anki aklım olsa o çalışmayanlara da not veririm. Ya çünkü bu insanlar doktor olacak, insan hayatıyla uğraşacak. Çalışsın çalışmasın bir şeyler öğrenerek mezun olmak zorunda. Yani böyle birisi de tıp öğrencisiyim, doktorum deyince böyle bir ahlaki değerleriniz kabarıyor değil mi? Ah, ahlaklı biridir eminim. İyi kalpli biridir diyorsunuz. Hayır. Vicdansız, psikopat olduğunu düşündüğüm İnsanlar da gayet güzel mezun oldular. Mesela bazıları ne yaptılar biliyor musunuz? Mesela biz mezun olduktan sonra zorunlu hizmet yapıyoruz. O zorunlu hizmeti yapmadan hiçbir yerde çalışamıyoruz. Şu anda da ben zaten zorunlu hizmetimi yapıyorum. Diyelim ki Ankara'da bir yer açıldı. 2 kişilik bir yer açıldı. 18 kişi başvurdu. Kura çekiliyor. Çok fazla kişi aynı yere başvurmuş olmasın diye de bir sistem oluşturulmuştu. O sistemde şey diyorsun işte. Arkadaşlar ben resmi olarak X yerine başvuracağım. Ona göre insanlar bakıyor, mesela işte Sincan Devlet Hastanesi'ne 3 kontenjan açılmış. Ama 20 kişi başvuracak gibi gözüküyor. Diyorum ben o zaman buraya başvurmayayım. Burada 20 kişi başvuracak. Benim seçilme ihtimalim daha düşük diyorum. Farklı bir yer seçiyorum. Bu kurnaz arkadaşlarımız ne yapıyordu? Bir araya geliyorlardı. Sincan Devlet Hastanesi'nde 3 kişilik yer mi açılmış? Bunlar böyle 40 kişi toplanıp bir anda aynı yere başvuracakmış gibi yapıyordu. Böylece mesela ben görünce buraya 40 kişi başvuracak, ben buraya başvurmayayım, seçilmez deyip vazgeçiyordum. Birkaç saat sonra da Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ndeki kontenjana başvuruyormuş gibi yapıyorlardı. Oraya başvuracak insanları kaçırmaya çalışıyorlardı. Evet. Bu insanlar da vicdanlı doktorlar olarak aramızda dolaşmaya devam ediyorlar. Tabii ki iyi anlarda yaşıyordum. Mesela işte bir hasta size en ufak bir şey için bile teşekkür ettiği zaman kendinizi böyle aşırı manevi açıdan tatmin olmuş hissediyorsunuz. Ama hastaların da bazen kafası karışıyor. Diyelim ki bir bölümde staj yapıyorsunuz. O bölümde sekreter mi eksik? Sekreter oluyorsunuz. Personel mi eksik? Personel oluyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz 2 dakika önce hasta girişi yapıyorsunuz sistem üzerinden. 2 dakika sonra hastaların idrar torbalarını boşaltıyorsunuz. 10 dakika sonra bir ameliyat oluyor. Ekartör tutuyorsunuz. Hasta da bakıyor size, diyor ki şimdi bu personel mi? Sekreter mi? Hemşire mi? Doktor mu? Ne acaba bu diyor.
Daha ikinci sınıftayken şu anki bilgilerimle kalp krizi geçirdiğini düşündüğüm bir hasta gözümün önünde fenalaşmıştı. Zaten çevrede biri ben doktorum diye gelmişti ama o gelene kadar ben nabız kontrolü yapmıştım. Nefes alıp vermediğini kontrol etmiştim. İşte 112 arayıp ambulans çağırmıştım. Bu yaptığım basit şey bile o kadar büyük manevi tatmin oluşturmuştu ki bende. Bir de internken yoğun bakımlarda, onkolojilerde, kalbi duran hastalara kalp masajı yaptığımızda, geri döndürdüğümüzde hissettiklerimi düşünün. Çok çok güzel bir meslek. Deyip haftaya şey diyormuşum. Doktorluğu bıraktım videosu. Şu doktorlar bir ara kızıyorlardı ya işte doktorlar dizisi için. İnsanların çalışmaktan başka bir şeye zamanı mı oluyor? O diziler doktorları kötü gösteriyor. Vallahi aşka meşke çok da güzel zamanlar oluyordu. Ben burada onları bir anlatmaya başlarsam. Sıkıntı yani. Oh doydum. Her zaman dediğim gibi Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve dediğim gibi Kunduz'u indirebileceğiniz linki de aşağıda bulabilirsiniz. App Store ve Google Play Store'dan da indirirken Doktor Aydın'dan geldim yazanlar arasından bir kişiye de benim özel bir sürprizim olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. O değil de ben bu videoda üzerine hiçbir şey dökmedim. Helal olsun.